Kişi mantardan zehirlendi. Ünye ilçesinde 6 kişilik aile ormandan topladıkları mantarlarla yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı. Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdular. 6 kişiden 5'i Samsun'a, 1 kişi ise Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Bilinçleri kapalı olan 6 kişinin hayati tehlikeleri sürüyor. Dün İstanbul'da bir kişi hayatını kaybetti mantar nedeniyle. Az önce anlattık, Ordu'da 6 kişilik bir aile zehirlendi. Vakalar artıyor. Bu konuyu bir uzmanla konuşacağız. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Cander yayın konuğumuz. Sayın Cander, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Efendim, maalesef her sene bu vakitlerde özellikle bu haberleri paylaşıyoruz. Can kayıpları meydana geliyor, zehirlenmeler meydana geliyor. Üstelik daha önce mantar toplamayı bilen insanların, bu konuda birçok kez mantar toplamış insanların dahi zehirlendiğini biliyoruz. Bunu ayırt etmek zor mu, anlamak zor mu veya ayırt etmek mümkün mü? Ne söylersiniz bu konuda? Evet, maalesef mantar zehirlenmeleri özellikle acillerde her yıl bizim karşılaştığımız hasta grubu olmaya devam ediyorlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle yağmurlu havalardan sonra, işte mantarların yetiştiği dönemlerde, bahar aylarında daha çok karşılaştığımız bir zehirlenme türü oluyor bu. Ve burada da genelde işte dışarıdan toplanan mantarlarla olan bir zehirlenmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Burada da aslında bu kişilerin daha önce de defalarca mantar topladığını ifade ettiklerine şahit oluyoruz. Ama maalesef işte özellikle birden fazla mantar grubu olunca, bunlar birbirlerine çok benzediği için, yani daha önce topladığı mantara benzetiyor ama içinden farklı bir şey çıkıyor ya da karıştırma sonucu bu zehirlenmeler meydana gelebiliyor ve mantar zehirlenmeleri gerçekten tıpta çok ağır seyreden zehirlenmeler olabiliyor. Bu yüzden de ölümle sonuçlanma oranları yüksek. Eğer belli türlerde mantar zehirlenmesi gördüysek, bunların tedaviye rağmen ölüm oranları %30'ları bulabiliyor. Yani son derece zehirli bir şeyle karşı karşıyayız, önemli bir zehirlenmeyle karşı karşıyayız. Ve bu yüzden de bizim tavsiyemiz, mutlaka böyle dışarıdan toplayarak, bilseniz dahi mantar toplayıp yenmemesi yönünde oluyor ama alışkanlıklardan vazgeçemiyor insanlar. Çünkü daha önce bunlarla topladığım bir şey olmadı zannediyor ama aslında mantar türünün değiştiğinin farkında değil. Efendim, bu dönemle bir alakası var mı mevsimsel bu vakaların artmasının? Tabii ki özellikle yağışlı havalardan sonra mantarların çok daha hızlı ürediği dönemlerde bunlar daha çok karşımıza çıkıyor. İşte onlar zaten, mantar toplayanlar da bilirler işte hangi havalarda bunların karşıya daha çok karşımıza çıktığını. Onlar da toplayacakları dönemler genelde yağmurlu havalar, bahar aylarında bunlar daha çok karşımıza çıkabiliyor, evet. Efendim, toplamayın, yemeyin diye çok net bir tavsiye verdiniz aslında ama maalesef bu vakalar sizin de söylediğiniz gibi yaşanıyor. Yendi mantar, bir rahatsızlık hissedilmeye başlandı. O an evde hemen hızlıca yapılabilecek bir şey var mıdır? Hemen hastaneye mi koşmak lazım? Ne tavsiye edersiniz? Şimdi mantar zehirlenmeleri aslında iki türlü durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan birincisi, mantar yedikten sonraki erken dönemde bulguların olması. Mesela mantar yediniz, 2-3 saat sonra özellikle gastrointestinal sistemle ilgili, yani ishal, kusma, bulantı gibi bulguların erken çıkması, bu aslında iyiye işaret. Çünkü neden? Hem zehirlenme ilerlemiş oluyor ve bu dönemde mutlaka hemen hastaneye başvurmak lazım. Yani bizim de yaptığımız orada mümkün olduğunca mideyi temizlemek ve mantarın etkilerini azaltmak. Ama sorunlu olan, yani ağır seyreden ve ölümle sonuçlanan vakalarda ise tablo bir farklı. Bunlar genelde geç belirti veriyor. Yani mesela mantar gelmiş ama 12 saat sonra ya da 24 saat sonra belirtiler çıkıyor. Zaten bu aşamadan sonra artık evde veya hastane öncesinde yapılabilecek bir şey kalmıyor. Ve mutlaka derhal hastaneye başvurmak gerekiyor. Yani burada sıkıntılı olan tablo şu: ağır zehirlenme yapan mantarın belirtileri geç çıkıyor. Erken çıksa daha silim seyrediyor. Yani mesela mantar yendi, 3 saat sonra bulantı kusma başladı. Onlar zaten yine mutlaka hastaneye gelmeli ama bu hastalığın hafif seyredeceğinin de bir belirtisi. Ama işte mantar yedikten sonra 12 saat veya hatta 24 saat sonra ortaya çıktıysa belirtiler, ki yine aynı belirtiler oluyor. Önce başlama belirtileri, bulantı, kusma, ishal şeklinde başlıyor. Kas ağrıları, baş ağrıları devam ediyor.
Daha sonra şuur kapanmaya, organ yetmezliğine kadar giden bir süreç görünüyor. İşte bu aşamalarda zaten hasta geç başvurmak zorunda çünkü semptomlar geç ortaya çıkıyor. Ama şunu söyleyebiliriz, özellikle mantar yiyenler kendilerini biraz daha sıkı dinlemeleri lazım. Eğer herhangi bir şikayet olduğu anda mutlaka hemen acile başvurmaları daha önemli. Hocam bir soru daha soracağım. Şimdi marketlerde, pazarlarda da satılan çeşit çeşit kültür mantarları var. Yani kültür mantarı var, istiridye mantarı var, kestane mantarı var. Bu mantarlardan, özel yetiştirilen bu mantarlardan bir sıkıntı yaşanması gibi bir durum söz konusu mu? Hayır, kültür mantarları genelde çok daha güvenli oluyorlar. Bunlar bilinen türler olduğu için zaten şimdi mantar çok geniş bir kavram. Bunların belli türleri bu zehirlenmeleri yapıyor. Problem o türleri tanıyamamak, bir karıştırmak. Bu yüzden mantar zehirlenmeleri oluyor. Ama kültür mantarlarında zaten o türler olmadığı için böyle bir zehirlenmeyle karşılaşmıyoruz. Olsa bile çok hafif seyreden zehirlenmeler oluyor. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz mutlaka hani bilinen kültür mantarı, eğer mutlaka mantarın ihtiyacı varsa yenilecekse bunların tercih edilmesi. Yoksa ormanda yerde biten mantarların toplanarak, çünkü bu bunu daha önce yedim diye topladığınız mantar aslında çok benzer farklı bir türüyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve mutlaka alanlar karıştırmışlardır. Yani bunu daha önce toplamıştım demiştir ama maalesef farklı bir tür karşısına çıkmıştır. O yüzden kültür mantarlar çok daha güvenli, oradan tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Candar konuğumuzdu.